Şimdi ikinci yarı başladı. Yan hakem uzun top, hop bayrak. İkinci yarı. Ya biz şimdi yanında Ahmet Ketenci var sevgili. Beraber maç seyrediyoruz. Ahmet dedim, kurallar değişmiş olabilir mi? Yani FIFA falan takip edemedim ben bu hafta. Bir kural mı geldi dedim. Yo dedi. E dedim, bu adam devamlı bayrak kaldırıyor. Abi bilmiyorum dedi yani. Devamlı biz atak yapıyoruz. Hop bir bayrak daha. Ya atak yapıyoruz atak. Offside mi değil mi bilmiyoruz. Bırak 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 bizi. Hani bırak bari VAR'a gidelim. Yok VAR'a da gidemiyoruz. Bizim maçta VAR kalktı bir anda. VAR'sız maç oynadık. Hani şöyle anlatayım size daha enteresanını. 18 saniye 6 salisede oyun başladı. 18 saniyede. Soruyorum, somut konuşuyorum. Şimdiye kadar Türkiye topraklarında VAR başladı günden beri. 18 saniyede başlayan oyun var mı? Soruyorum herkese. Somut. Cevap verecek olan bana bir tane pozisyon gösterecek. Tereddütlü bir pozisyon. Ne olduğu belli değil. Bugün hala tartışılıyor biliyorsunuz. Bu pozisyona 18 saniyede karar verilecek. He? Ben Ahmet Bey'le biz iPad'den şey bakıyoruz. Pozisyona bakacağız. Acaba gol olabilir mi diye. Ahmet dedi ki abi boşuna bakıyorsun dedi. Dedim niye? Maç başladı dedi. Kafayı bir kaldırdım top orta sahada. E ne oldu VAR? VAR da bitti. Şimdi öncelikle bunların adı rezalet. Bak ben söylüyorum size. Bu yaşadıklarımız adı rezalet. Bu oynanan da şu anda futbol değil. Başka bir şey oynanıyor. Yani kuralların dışına çıkıldı artık. O yüzden diyorum futbol değil. Futbolun kuralları vardır. Yazılı okursun böyle. Aa dersin kurallar bu oynayayım dersin. Şu anda kuralları artık geçtik. Şu anda kurallar uygulanmıyor. Başka şeyler uygulanıyor. Ama nedense Fenerbahçe'ye karşı. O da enteresan. Şimdi tabii şöyle de bir konu var. Galatasaray maçında hakem 6 dakika uzattı diyoruz. Maç zaten 10 dakika uzamış. Orada enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Buradan bu arada bütün Fenerbahçelilere de sesleniyorum. Bütün Galatasaraylılara ve bütün herkese sesleniyorum. Ben Galatasaraylı arkadaşları, dostları, Beşiktaşlı arkadaşları, dostları, babam Beşiktaşlıydı. Olan bir insanım. Ben hani Türkiye'de her kesimden sanatçısı olsun, futbolcusu olsun, Galatasaraylı, Beşiktaşlı futbolcularla samimiyeti olan bir insanım. Bunu da hiçbir zaman inkar etmedim. Hepimizin de çevresinde mutlaka Galatasaraylı, Beşiktaşlı vardır herhalde. Biz aynı vatanın evlatlarıyız. Milli takımda nasıl futbolcular birbirlerine sarılıyorsa özel hayat başka bir konudur. Ama konu Fenerbahçe olduğu zaman benim rahmetli babam, yani babam daha doğrusu rahmetli olduğu için onun adını kullanmayacağım. Kimseyi tanımam diye geçiyorum. Kimseyi tanımam. Bunu en başından beri söylüyorum. Ben hayatımda da Fenerbahçe ile ilgili ne istenirse, Aziz Yıldırım döneminde de, altını çizerek de söyleyeyim, Ali Koç döneminde de yaptım. Bugün de yönetime davet edildim. Yine de yapmaya devam edeceğim. O yüzden o dostluk başka, saha içi durum başkadır. Okan Burun kalkıp maçın 88. dakikasında hakeme söylediği cümle aynen şu. Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemez. Türkiye'de futbolun geldiği durumu, şu andaki durumu özetleyen bir cümle aslında. Çünkü zaten yıllardır bunu yaşıyoruz. Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. 8 hakemin 8'inde penaltı dediği pozisyondan bahsediyor Okan Hoca. Diyor ki 8 hakemin 8'de buna penaltı diyor. Ama sen eğer bu 8 hakem gibi düşünürsen ve bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin diyor. İşte Türk futbolunun özeti. Hakem de ondan sonra dakika kaç? İyi bakın 86 değil mi yaklaşık? Sonra ne oluyor? Hop uzatma bir anda 6'ya düşüyor. Hakem tehdidi almış. O tehdidi almış. E zaten ne yapacak? E maç yönetmek istiyor. E, kariyerini devam ettirmek istiyor. E zaten daha önce başlarına gelmiş başkalarının.
Öyle bir şey yaparsa zaten onlara maç verilmemiş. Biliyor adam da bunu. Zaten düşünsenize, daha önce zaten Galatasaray'ın aleyhine bir şey yaparsan maç verilmiyor. Şimdi de yaparsam verilmeyecek diyen hakem maçı kaç dakika uzatacak? Düdüğü çalıp o anda bitirmediğine şükredelim. Adam hop diye 86'da maçı bitirse şaşırma zaten. Hani ayıp olmasın diye 6 dakika koydu herhalde artık. Yani ne niyetli bilmiyorum da. Şimdi burayı nereye bağlayalım biliyor musunuz hep beraber isterseniz? Gelin geçen seneye gidelim. VAR'dan verilen Antalya Spor maçında, Galatasaray Spor maçında penaltı var. Hakem hocası geliyor. Çıldırmış adam. Diyor ki, hakeme soruyor. Niye verdin diyor bu penaltıyı. Ondan sonra adam diyor ki VAR verdi diyor. VAR'a soruyor. Sen niye verdin diyor. O da diyor ki ben hangi ruh halindeydim bilmiyorum o anda diyor. Niye verdim bilmiyorum diyor. Bak o ruh halini ben size anlatayım. O ruh hali bu ruh hali. Bu ruh hali işte. Hani anladın mı? Hangi ruh hali? Bu ruh hali işte. O zaman da öyle gitti o penaltı. O 20. dakika diye penaltı. Hop maç gitti bitti. Sonra da inanılmaz bir şey. Hani operasyon bittikten sonra şuna dönecek yine gelecekte. Ya bu hakemlere yüklenmeyin ya. Bunlar bizim evlatlarımız ya. Niye böyle geriyorsunuz ortama? Siz niye böyle konuşuyorsunuz? Futbolu germeyin. Tabii çok güzel bir sistem. Şimdi daha fazla şöyle konuşmak istemiyorum. Konuyu bağlayacağım ama konuştuklarımın yeterli olduğunu ve başka polemikler konuşulsun istemiyorum. Yönetim olarak biz aramızda toplandık. Bugün sevgili hocamız Mourinho Jesus da bunları yaşadı, yanlış anlamayın. Protestosunu gösterdi biliyorsunuz. Bütün dünyada da haber olduk. Ama bence şu anda işin magazindeyiz. Bu kafayla gidersek zaten bilmiyorum hani Türk futbolu nereye gider. Ama şimdi taraftarlarımıza söyleyeceklerim var. Onun öncesinde de federasyonumuzla ilgili bölümü önce söyleyeyim. Federasyonumuza bugün ziyarette bulunduk. Bu olayları belgeleriyle sunduk. Federasyonumuz yeni bir federasyon. Öncelikle taraftarlarımızın da bu konuda şu açıdan bakmasını istiyorum. Bugün bu federasyon, hadi saldıralım, federasyona yüklenelim federasyonu değil. Şu anda bize bazı sözler vermiş. Adalet gelecek demiş. Seçimi adalet getireceğiz diyerek kazanmış. Ve bugünkü görüşmede de zaten aynı şeyler konuşuldu. Federasyon tarafı işin adalet getirmek istiyor. Ben size durumu da anlatayım. Federasyon adalet istiyor. Biz adalet istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Fenerbahçe olarak adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yıllardır bulamadığımız adaleti bulmak için buradayız. Ve herkese bir kez daha söylüyorum. Bunu başaracağız zaten. Bunu başaracağız ama öyle kalkıp da ortalığı yakarak yıkarak değil. Bunu iletişimle, somut örneklerle olayı ortaya koyarak başaracağız. Öncelikle hadi yüklenin, federasyonu yıkın. Niye yıkayım? Federasyon başkanı bana şunu dese, başkanımız dese ki, yo burada böyle bir şey yok, burada sorun yok dese, ben tabii ki o zaman başka bir tavır alalım diyeceğim. Yönetim de mutlaka, başkanımız da bunu öyle düşünecek. Ama başkanımızın dediklerini iyi anlayamayanlar için bir kez daha anlatayım. Futbolda hakemlerle federasyon başkanı telefon açıp da hakemle konuşmuyor. Futbolda federasyon başkanı müdahil olmuyor. Futbolda federasyon başkanı böyle bir durum olduğu zaman oradaki oyuncuları değiştirebilir. Onun yetkisi o. Operasyona müdahil olamaz. Federasyon başkanımız da olayın vahametinin farkında. Tabii ki somut olarak dediğim gibi bu konuştuklarımız hepsine somut zaten. Bunları gördüğü zaman kendisi de bu olayın vahametinin farkında ve bize daha önce de başkanımızın söylediği gibi adalet konusunda güvenin, adalet konusunda kimseye taviz vermeyeceğiz diye söyledi.